Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli öğrencilerim. Bilim Fen Okulları'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Fen Bilgi Öğretmeni Emine Çiftçidal. 3. sınıf öğrencilerimizle son bir ünitemiz kalmıştı, 7. ünitemiz. Hemen 7. bölüm ünitemizin başlığını söyleyecek olursa, biz bu ünitede devre elemanlarını işleyeceğiz, elektrik devresini işleyeceğiz. Ve bu ünite içerisinde devre elemanları nelerdir, sembollerle nasıl gösterilir, devre çiğnemaları nelerdir, bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi baktığımız zaman devre elemanlarının ana elemanlarına bakacak olursak lamba, pil, anahtar ve bağlantı kablosunu kullanacağız. Bunun yanı sıra yardımcı eleman olarak pil, yatağı ve duyu kullanacağız. Şimdi baktığımız zaman devre elemanlarında lamba ne işe yarar, pil ne işe yarar, anahtar ne işe yarar ve bağlantı kablosu ne işe yarar, buna bakacağız. Öncelikle bu elemanların görsellerini gördüğünüz gibi lamba bu şekilde gösteriliyor. Pil görselde gördüğünüz gibi. Hemen şöyle göstereyim ben size. Lamba şu şekilde. Pil, açık anahtar, kapalı anahtar, bağlantı kablosu ve batarya. Şimdi bu bütün elemanların sembollerle gösterimi var. Peki neden sembollerle gösteriliyor? Çünkü bunun tüm dünyada aynı sembolle gösterilsin ki her ülke, her dünyanın her tarafında farklı sembollerle gösterilirse karışıklığa sebep olabilir. Eğer aynı sembolle gösterilirse bilim insanları çalışmalar yaptığı zaman, insanlar, mühendisler çalışmalar yaptığı zaman bu sembolleri kullanırken ortak sembol olduğu için birbirlerini anlama konusunda da sıkıntı yaşamazlar. Şimdi baktığımız zaman lambayı ne şekilde göstereceğiz? Bir daire düşünün, içerisinde çarpı. Aynen şu şekilde. Pile baktığımız zaman pilin gösterimi şu şekilde. Artı ve eksi kutbu vardır. Pilde önemli nokta var. Bunu görsel üzerinde yine anlatacağım. Bir devre elemanda birden fazla pil olursa ne şekilde bağlanmalı? Bunların hepsinden bahsedeceğim size. Anahtar olmalı. Anahtarın ne işe yaradığını tekrar birazdan bahsedeceğiz. Bağlantı kablosu olmalı. Şimdi bakalım. Şurada görselde gördüğünüz gibi bir tane basit elektrik devresi var. Bu elektrik devresinde anahtar var. İki tane ampul var ya da lamba diyebilirsiniz. Aynı zamanda dört tane pil var. Pil gördüğünüz gibi pil yatağında, bataryasında, aralarında bağlantı kablosu var. Peki biz bunu her defasında bu işlemleri yaparken soru çözüyoruz diyelim ya da ödev verildi, herhangi bir çalışma yapılacak mühendislik alanında her defasında şu şekilde çizmek mi daha kolaydır yoksa sembol ile ifade etmek mi daha kolaydır? Tabii ki sembolle. O yüzden biz devre elemanlarında ne yapacağız? Semboller göstererek işimizi daha pratik hale getireceğiz. Dört tane pil var dedik. Pilin gösterimini az önceki tabloda gösterdik. Pillerde şu önemlidir arkadaşlar. Pil ters bağlanırsa devre çalışmaz. Yani ampul yanmaz. Peki hocam pil nasıl doğru bağlanır? Pilin kutupları nasıldır? Onu hemen bir göstereyim ben size. Şimdi pilde kısa çizgi ve uzun çizgi vardır. Kısa çizgi eksi ifade eder, uzun çizgi ise artı ifade eder. Hemen göstereyim. Eğer iki tane pil yan yana geliyorsa artı kutunun yanındaki pilin başlangıç eksiği de olmalı. Tekrar artı, tekrar eksi artı. Veya eksi kutunun olunduğu yerden pil devam ediyorsa eksinin yanına eksi asla bağlanamaz. Bunu sorular üzerinde daha iyi anlayacaksınız. Şöyle ilerleyelim. Şimdi elektrik devremize baktığımız zaman pil devrenin ihtiyacı olan elektrik enerjisi üretiyor. Bağlantı kablosunun önemli görevi nedir? Pilin ürettiği elektrik enerjisini ampule doğru iletilmesini sağlıyor. Yani pilden gelen enerji diğer devre elemanlarına taşımada görevlidir. Anahtar ise devrenin tamamlanmasını ve kontrolünü sağlar. Açık kapama işlemlerini görür. Lambaya baktığımız zaman pilden gelen elektrik enerjisini neye çevirecek? Işık enerjisine dönüştürecek. Şimdi burada önemli olan noktalar şudur. Pil diyelim ki ters bağlandı. Benim ampulüm yanar mı? Yanmaz. Çünkü az önce size bahsettim. Pilin iki tane kutbu var. Kısa çizgisi eksi,
Uzun çizgisi artıydı ve bu kutuplar birbirine ters bağlanırsa pi görevini yerine getiremez. Peki görevini yerine getirememesi ne demek? Ampulün yanmaması demek. O zaman bir, pi ters çevrilirse, takılırsa benim devrem çalışmaz. Bağlantı kablosu biz ne dedik? Bizden gelen enerjiyi diğer elemanlara taşıyor. Peki bağlantı kablosu eksik olursa ya da kesik olursa, arada bir temassızlık olursa çalışır mı? Devrem yine çalışmaz. Bu da önemli bir husus. Anahtar ise devrenin tamamlanmasını ve kontrolünü sağlıyor. Anahtar açık olduğu zaman ampul yanmaz ama anahtarı kapattığınız zaman ampul yanar. Bunu şöyle düşünün. Bizim odalarda bulunan düğmeleri düşünün. Işık düğmelerimizi düşünün. Ben ne yaptım? Avizenin ışığını açmak istedim akşam. Düğmeme bastım. Anahtarı kapalı duruma getirmiş oldum. Ve hemen ne oldu? Oradaki elektrik enerjisi o bağlantı kablolar sayesinde ampule ulaşıyor. Ampulden ise o ne oluyor? Işık enerjisine dönüşüyor ve benim odam aydınlanıyor. Kapatmak istediğim zaman ne oluyor? Ne yapıyorum? Düğmeme bastım. Anahtarı açık hale getirdim. Dolayısıyla anahtar açıkken ampul yanmamış oluyor. Şimdi, lambanın açık vermesi için devremin doğru kullanılması gerekir. Evet, bunu az önce bahsettim. Bu önemli bir bilgi. Lambanın açık olması için, ışık vermesi için devrenin doğru kullanılması gerekir. Eğer bir devrede lamba açık vermiyorsa, bir, bağlantı kablosu içerisinde bulunan teller kopuk olmuş olabilir. Pilin ömrü bitmiş olabilir. Anahtar açık kalmış olabilir. Bunlar önemli bir etken. Şimdi bu şekilde devam edelim, ilerleyelim. Şimdi biz bu konuda ampulün parlaklığına ne etki eder, bunlara bakacağız. Bu konuda yine bağımsız değişken, bağımlı değişken, kontrol edilen değişken nelerdir, bunları inceleyeceğiz. Yaptığımız deneylere, yani açma kapama işlemleri ya da birçok deney yaptığımız zaman hangisi sabittir, hangisi bağımlıdır, hangisi kontrol değişkenidir onlara bakacağız. Şimdi şu görsele bakalım. Bu görselde size pratik bir şey söyleyeceğim. Size verilen şemalarda birkaç tane şekil verildi. Bağımsız değişken hangisidir, bağımlı değişken hangisidir, kontrol değişkeni hangisidir diye sorarsa bir, kontrol değişkeni demek, sabit değişken demek. Yani sen iki tane, üç tane, kaç tane görsel vermişse hepsine bakacaksın. Baktığın görsellerde hangisinin sayısı değişmemişse, tüm görsellerde hangi elemanın sayısı aynıysa bil ki o senin sabit değişkenindir. Şimdi ben hemen şuradaki görsele bir bakayım. Burada iki tane çekim var. Bakın daire içerisine aldım. Bu daire içerisine aldığımda sabit olan değişken, yani kontrol değişkeni kimdir? Kimin sayısı değişmemiştir? Farkındaysanız pi burada bir taneyken burada iki tane ama ampul birken bir. O zaman benim ampul sayım sabit değişken. Bu kadar basit. Peki bağımsız değişken. Bağımsız değişken de hemen size pratik bir şey söylüyorum. Devrelere baktığınız zaman, şemalara baktığınız zaman kimin sayısı değişmişse bilin ki o bağımsız değişkendir. Hemen bakıyorum. Burada bir tane pil varken bu görselde iki tane pil var. O zaman pil sayısı değişmişse benim bağımsız değişkenim pil sayısıdır. Peki ben size hemen şunu soruyorum. Pil sayısı değişirse sonuçta gelen elektrik enerjisine getiren kaynağın gücü artıyor. Bu güç artarsa sizce ampulün parlaklığı değişmez mi? Tabii ki değişir. Pi sayısı eğer ampul sayısı sabitse, pi sayısı artıyorsa benim ampulün parlaklığı artar. O zaman görselime bakıyorum. Burada bir tane pil var, burada ise iki tane pil var. Pi sayısı arttığı için benim bağımlı değişkenim ne olacak? Sonucum. Sonuçta ne oluyor peki? Ampulün parlaklığı değişiyor. O zaman hemen şöyle bir özet geçiyoruz. İki tane görselime baktım. Ampul sayıları aynı olduğu için ya da lamba sayıları aynı olduğu için sabit değişkenim lamba sayısı, ampul sayısıdır. Pil sayıları 1'e 2 yani farklı olduğu için benim bağımsız değişkenim pil sayısıdır. Bağımlı değişkenim ise ampulümün parlaklığıdır. O zaman hemen şu görsele bir bakalım. Şuradan bir örnekle bunu bir daha anlatalım. Daha sonra zaten sorular üzerinde bunu detaylandıracağız. Hemen şu görselime
alıyorum daire içerisine. Şimdi baktığımız zaman yine anahtar var, kablo var, pil var, ampul var. Yani bildiğimiz bir basit elektrik devre elemanları var. Görsele bakıyorum. Hemen sayısı kim değişmişse ona ne diyeceğim? Bağımsız değişken. Ampul sayısı 1, ampul sayısı 2. Ölçümüne bakıyorum. Ampul sayısı 1, ampul sayısı 2. O zaman ampul sayısı değişmişse bağımsız değişkenin neydi? Sayısı değişendi. Hemen buldum. Bağımsız değişken ampul sayısı. Peki biz ne demiştik? Sayısı değişmeyen kontrol değişkenidir. Kontrol edilen değişkendir. Yani sabit tutulan değişkendir. Kimin sayısı değişmemiş? Pil sayısı değişmemiş. Burada da bir pil var. İkinci görselde de bir pil var. Dolayısıyla pil sayısının değişmemesi kontrol değişkeni. Benim pil sayım değişmiyor ama ampul sayım artıyor. Burada bir tane pilin verdiği enerjiyle içine ampulün parlaklığı. Yine burada bir tane pille iki tane ampulün parlaklığı tabii ki aynı olmaz. O yüzden benim yine neyim değişiyor? Ampul parlaklığı ampul sayısına göre değiştiği için bağımlı değişken yine parlaklık oluyor. Hemen şöyle bakalım. Evet. Evet, bu konuyu bir de soru üzerinde bir tekrar yapalım. Sizler için kısaca bir özet geçiyorum. Devre elemanlarına baktığımız zaman, işte elektrik konusunda devre elemanlarını iyi bilmek gerekiyor. Devre elemanlarında ne vardı? Pil vardı, bağlantı kablosu vardı, anahtar vardı ve ampul vardı. Aynı zamanda bunun yanında batarya dediğimiz pil yatan ve duy vardı. Bunlar yardımcı eleman olduğu için bunların herhangi bir sembolü yok. Biz ne dedik? Devre elemanlarını neden sembollerle gösteriyoruz? Çünkü dünya genelinde kolaylık sağlıyor. Herhangi bir karmaşıklık olmaması için kullanmak daha mantıklı. Aynı zamanda soru çözmemiz zaman her defasında görsel çizerken pilin şeklini çizmek, anahtarın şeklini çizmek, ampulün şeklini çizmek çok zaman alacağından en güzeli bunları sembollerle ifade etmektir. Şimdi sembolleri tekrar son kez size gösteriyorum. Daha sonra soru çözümleri üzerinde konumuzu pekiştiriyoruz. Anlaşılmayan bir şey olduğu zaman birazdan soru çözeceğiz. Daha iyi anlayacağımıza eminim. Şimdi bir devrenin çalışması için bir anahtarın kapalı olması lazım. Kablo arasında herhangi bir bağlantının kopuk olmaması lazım. Pillerin ise doğru şekilde takılmış olması lazım ki benim ampulüm yansın. Tekrar son kez devre elemanları sembolünü gösteriyorum. Lambaya baktığımız zaman daire içerisinde çarpı düşünün. Pile baktığımız zaman artı kutbu ve eksi kutbu var. Uzun çizgiye artı diyeceksiniz. Kısa çizgiye eksi diyeceksiniz dedik. Anahtarın açık olma durumu şu şekilde, kapalı olma durumu şu şekilde. Bağlantı kablosu zaten düz bir çizgi şeklinde gösteriliyor. O zaman hemen sorularımıza geçelim. Şimdi sorularımıza baktığımızda ilk önce ne yapıyoruz? Soru kökünü okuyoruz. Soru köküne hemen bakalım. Buna göre hangi işlemler lambanın parlaklığını artırır? Şimdi ben ilk önce size şöyle bir özet geçeceğim. Size şunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki pil sayınız sabitse ampulün sayısına bakacaksınız. Pil sayınız size elektrik enerjisini getirdiği için orada kaç tane ampule iletiyorsa onun enerjisi o kadar azalır. Azalması ampulün parlaklığının daha az olması demek. O zaman benim pil sayım görsellerinde eşitse ampul sayısı az olanın parlaklığı daha fazladır. Ya da şunu söyleyeceğiz. Ampul sayısı eşit iki tane çekil düşünün. İkisinde de iki tane ampul olsun. Ama bir tanesinde bir tane pil varken diğerinde ise iki tane pil var. Ampul sayısı eşitse bu sefer pil sayısı fazla olanın parlaklığı daha fazla olacak. O zaman bakalım buna göre hangi işlemler lambanın parlaklığını artırır? Benim parlaklığıma hangi işlemler arttırır demiş lamba? Hemen bakıyoruz.
pi sayısının artması kesinlikle, çünkü enerjiyi aktarıyor bize. Lambda sayısının azalması, evet senin pi sayın artıp lambda sayın azalırsa parlaklığın o kadar fazla olacak. Kapalı olan anahtarın açılması, bir kere anahtar açık olursa devre çalışmaz. Lamba sayısı artarsa parlaklık azalır. Dolayısıyla cevabın ne olacak? 1 ve 2. Parlaklığı arttırmak istiyorsan lamba sayısını azalt ve pil sayısını arttır. Şimdi hemen ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda gördüğünüz gibi devre elemanları var. Anahtar, bağlantı kablosu, ampul ve pil var. Yandaki elektrik devresinde anahtar kapatılsa bile lamba yanmamaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi lambanın yanmama sebebi olamaz? Pil, doğru bağlantının, pile doğru bağlantının yapılmaması. Bağlantı kablosunun kısa olması. Pilin ömrünün tamamlamış olması. Lambanın içindeki pilin kopmuş olması. Sizce hangisi olur? Tabii ki bağlantı kablosunun kısa olması. Önemli olan o bağlantı kablosu içerisinde herhangi bir bağlantısızlığın olmaması, herhangi bir etkileşimin olmaması, kablonun uzunluğundan, kısalığından, herhangi bir şeyinden bahsettik mi? Hayır. Şimdi sen pili doğru bağlamazsan sıkıntı. Pilin ömrü bitmişse zaten sana o enerjiyi aktaramayacağım. Enerji aktaramaması senin ışık enerjisine çevirememen, yani ampulün yanmaması demek. Lambanın içindeki tel kopmuşsa o lambanın artık ömrü bitmiş anlamına geliyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa, bağlantı kablosunun kısalığı, uzunluğu devrenin çalışmasıyla alakalı değildir. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Devre şemaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Elektrik devre elemanlarının sembolü her ülkede aynı anlama gelir. Evet, eğer her ülkede aynı anlama gelmeseydi büyük bir kargaşalığa yol açacaktı. O yüzden elektrik devresinin şemaları, sembolleri nedir? Tüm ülkede aynı anlama gelir. Devre şemasına bakılarak anahtarın açık ya da kapalı olduğu anlaşılabilir. Lambaların sağlam olup olmadığı anlaşılır. Pil yatağının sembolik gösterimi yoktur. Evet, pil yatağı biz de dedik yardımcı ve elemandır. Sembolik gösterimi yoktur. Ancak lambanın sağlam olup olmadığını biz görsele bakıp anlayamayız. Bunu hemen size şu şekilde göstereyim. Şimdi şuraya bakın. Burada gördüğünüz gibi şu lambaları göstereyim ben size. Ben bu görsele bakarak lambanın sağlam olup olmadığını anlayabiliyor muyum? Hayır. Pilim doğru takılmışsa, bağlantı kablomda herhangi bir sıkıntı yoksa anahtarımı kapalı duruma getirir. Ampulüm yanıyorsa sağlam derim, yanmıyorsa sağlam değil derim. Ama ben sembole bakarak ampulün sağlam olup olmadığını anlayamam. Evet, şimdi diğer sorumuza geçelim. Hemen sorumuzdan devam edelim. Buna göre K, L ve M lambalarının parlaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi baktığımız zaman hemen bakacağım. Üçünde de kaç tane? İlk önce şöyle yapalım. K ve M'ye bakalım. Çünkü niye? Pil sayıları aynı. Pil sayıları aynıysa zaten bunlar özdeş lamba verilmiş. O zaman lamba sayısı ne yapıyordu? Benim parlaklığımı düşürüyordu. O zaman bir kere K'nin parlaklığı benim parlaklığından büyük mü? Büyük. O zaman C şıkkını ben elerim. Çünkü A, B ve D şıkkında K, B'den büyük. Peki şimdi şöyle yapalım. K ile D'yi kıyaslayalım. Niye bunu yapıyorum? Çünkü burada da ampul sayıları aynı, pil sayıları farklı. Burada bir ampule bir tane pil düşerken L'de ise bir ampule iki tane pil düşüyor. Yani daha fazla elektrik enerjisi var. Bu da ampulün parlaklığını artıracak. O zaman L de K'den büyük oluyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa, L büyük, K büyük mi? Yani değerli öğrencilerim, ben size şunu tavsiye ediyorum. Soru çözerken herhangi bir kıyaslama istiyorsa şekillere bak. Ben niye direkt K ile M'ye baktım? Çünkü baktığım pil sayıları aynı. Daha sonra ikisi kıyaslayıp K'nin daha parlak olduğunu buldum. Peki K ile M'yi nasıl kıyaslayacağım?
baktım onlarda da ampul sayıları aynı, pi sayıları farklı. Bu şekilde yaparsanız rahat bir şekilde soruları çözebilirsiniz. Bu elektrik devresinin şeması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak çizilmiştir? Emine, şimdi oturduğunuz yerden siz de 4 tane bil diye söylüyorsunuzdur. Çünkü konumuzu bir iki kez tekrarladıktan sonra soruya geçecek. Hemen ben de sizin söylediğiniz gibi söyleyeyim. 4 tane pil var, 1 tane ampul var, bağlantı kablosu var ve aynı zamanda ne var? Anahtar var. Peki benim ampulüm yandığına göre anahtar açık mı, kapalı mı? Kapalı ki benim ampulüm yanmış. Hemen şıklara bakıyorum. Biliyorsunuz ki kısa çizgi, uzun çizgi olduğu kısım pil anlamına geliyordu. 4 tane pil olduğu için bu görselde, şemadan 4 tane olması lazım. Ama A ve D'ye baktım. A ve A'da 1 tane pil olduğunu gösteriyor. D'de ise 2 tane pil olduğunu gösteriyor. O zaman hemen eleme yöntemini kullanıyorum ve içimi kolaylaştırıyorum. A ve D'yi eleyim. Şimdi B ve C'ye bakalım. Evet, ikisinde de bir ampul var. İkisinde de 4 tane pil var. Ama cevap B mi, C mi? Burada önemli olan nokta görselde şuna bakacaksın. Ampul yanıyor mu, yanıyor. O zaman anahtarın kapalı olması lazım ki arada herhangi bir bağlantısızlık olmasın. O zaman cevap Bursa olur. Çünkü Bursa'da anahtar kapalıyken Ceyhan'da anahtar açık durumda. Hemen altıncı sorumuza bakalım. Hangileri lambanın yanmasını sağlamaz? Altını çizmiş zaten. Hangileri lambanın yanmasını sağlamaz? Bir öğrenci şemasını şekildeki gibi çizerek K ve elektrik devresini kurar. Fakat lambaların ışık vermediğini görüyor. O zaman bakalım hangisi yanmasına engel olmuş. Bu devrelerde yapılan değişikliklerden K devresindeki pilin biri ters bağlanmalı. Doğru. Eğer bakın farkındaysanız K devresinde piller yanlış bağlanmış. Ben bir tane pili ters çevirirsem bağlantı doğru olduğu için K yanar. Ama yanmasını sağlamaz demiş. O zaman bir sallıyor. L devresine pil bağlanmalı. L'ye bakıyorum. Pil bağlanır ama anahtar görünmüyor. Bu da sıkıntı yani. Sadece pilin bağlanması yeterli değil. Anahtarın da olması lazım. Biliyorsunuz ki o devrede çalışıp çalışmadığını kim kontrol ediyordu? Anahtar ediyordu. İki olmaz. L devresinde bir lamba ve anahtar bağlanmalı. Evet, L devresinde bir lamba. Hemen bakalım. Evet, sorumuza devam edelim. Bu devrelerde yapılan değişikliklerden hangileri lambaların yanmasını sağlamaz? Öğrenciler ne yapmışlar? K ve L elektrik devresini kurmuşlar. K devresi, L devresi. Şimdi 1, 2, 3 numaralı maddeleri yaptığımız halde hangi devreler yanmaz? Lambalar yanmaz, bizden bunu istiyor. Şimdi K devresinde pil var, ampul var, aynı zamanda lamba var ve bağlantı kablosu. K devresindeki pilin biri ters bağlanmalı. Evet, K devresi zaten piller yanlış bağlandığı için yanmıyor. Ama ben bir tanesini ters çevirdiğimde sembol elektrik devresi doğru kurulmuş olduğu için yanar. Ama benden yanmamasını istiyor. O zaman ben bir olan çift verdiğimde Ceyhan gidiyor. L devresine pil bağlanmalı. Evet, L devresinde bütün her şey mevcut. Pil yok. Pili bağladığımız zaman ampul yanar. Ama bizden hangisi lambaların yanmasını sağlamaz diyor. 2 de giderse zaten cevap kursa çıkıyor ama yine de bakalım. L devresinde bir lamba ve anahtar bağlanmalı. Bir kere baktığımız zaman görseli L devresinde zaten lamba var. Ama lambanın yanması için biliyorsunuz ki elektrik enerjisini taşıyan kimdi? Pil de. Pil olmadan lamba yanar mı? Yanmaz. Dolayısıyla cevabımız kursa. Buna göre tablonun doğru olabilmesi için hangi sembollerin yerleri değiştirilmelidir? Tabloya baktım. Devre elemanları, anahtar, pil, lamba ve bağlantı kablosu. Şimdi anahtara baktım. Evet, anahtar doğru. Şu an açık durumda ama sembolü doğru. Pile baktığımız zaman pilde ne vardı? Artı ve eksi kutuplar vardı. Ama ben bakıyorum. Pil neyin sembolünün karşılığında var? Ampulü. Lambada ise, yani ampulde ise pilin sembolü yerleştirilmiş. Aslında cevap çıktı ama ilerleyelim. Bağlantı kablosu hep düz çizgi şeklinde gösteriliyordu. O zaman ben pil ve lambanın
sembollerinin gösterilmenin yerine değiştirdiğinde benim tablom doğru hale geliyor. Cevabımız doğrusu. Şimdi yıldız sorumuza bakalım. Buna göre 1, 2 ve 3 devrelerdeki lamba parlaklığını gösteren grafik hangi seçeneklerde doğru olarak verilmiştir? Bir elektrik devresinde ampul parlaklığını artıran iki etken vardı. Eminim siz de oturduğunuz yerden bir pir sayısının artması, ikinci ampul sayısının azalması diyorsunuzdur. Hemen görsele bakalım. Görselde iki tane pil, iki tane ampul var. Birinci şekilde, ikinci çekiye baktığımız zaman iki tane ampul, bir tane pil var. Ama anahtar açık. Üçüncüye baktığımız zaman bir tane ampul, iki tane pil var. Önce bir ve üçü kıyaslayalım. Bir ve üçte anahtar kapalı. Pil sayısı eşit. İki tane pil var ikisinde de. Ama bir de iki tane ampul varken üçte kaç tane ampul var? Bir tane. O zaman üçün parlaklığının birden daha fazla olması gerekiyor. Beş şıkkı gidiyor. Çünkü bir üçten daha parlak demiş yanlış. Beş şıkkı gidiyor. Bir üçten parlak demiş yanlış. İki tane şıkkını enersem bakın işlemi kolaylaştı. Sadece A ve C şıkkına bakacağım. Farkındaysanız ikinci şekilde elektrik devresinde ampulün parlaklığını göremem çünkü anahtar açık. O zaman 2 minimum seviyede yani parlaklığı 0, 3'ün daha fazla, 1'in ise 3'e göre daha az olduğu ihtimal şıkkı ortaya çıkıyor. Hemen şöyle bağımlı bağımsız değişkenle ilgili sorularımız varsa onlarla ilgili bir iki tane çözelim. Evet. Aşağıda bilimsel araştırmalarda kullanılan üç değişkenle ilgili cümleler verilmiş. Şimdi ben bu değişkenle ilgili cümlelerime baktığım zaman nokta nokta değişken bunu benim bulmamı istiyor. Yapılan bir deneyde sonucu etkileyebilecek olan ve etkisi azaltılıp çoğaltılabilen değişkenlerdir. Ben yerinize olsam ilk önce kontrol değişkenini bulun. Çünkü kontrol değişkeni nedir? Diğer ismi sabit tutulan değişkendir ve hepsinde bütün verilen şekillerde hepsinde aynı olandır. Şimdi ikinci tanıma bakalım. Yapılan bir deneyde sabit tutulan bir etkisi incelenmeyen. Orada pasif, sabit, sayılar eşit. Zaten sabit kelimesini duyuyorsan belki sana kontrol değişkeni diyor. Bakın ne oldu? İçin yine kolaylaştı. Çünkü İkinci tanım ne olacak? Kontrol değişkeni. Hemen şekle bakıyorum. İkinci tanımda kontrol A olabilir. İkinci tanımda bağımsız demiş B'yi eliyorum. Üçüncü tanımda kontrol olabilir. Dördüncü D şıkkına bakın. Bağımsız demiş onu eliyorum. Geriye ne kaldı elimde? A ve C kaldı. Şimdi yapılan bir deneyde gözlenen ya da ölçülen değişkendir. Bu senin neyindir? Sonucundur değil mi? Yani sen bağımsız değişkenini ortaya koyuyorsun ise sana sonucun değişiyor. Mesela ampulün parlaklığının azalıp artması gibi. Ben bunu gözlemleyebiliyorum. O zaman üçüncü tanım kime aittir? Bağımlı değişkeni. Evet değerli öğrencilerim, bu konu bu kadar. Hiç korkmanıza gerek yok. Zor bir konu değil. Size tavsiyem videoyu izledikten sonra lütfen bir kere daha aç, tekrar yap ve biliyorsun ki bir konuyu sadece öğretmenin anlatması yeterli değildir. Hangi anlamda yeterli değildir? O an anlamışsındır. Ama sen hemen bitiminde tekrar yapmazsan ve ardından önemli olan soru çözümlerini yapmazsan o konu tabii ki havada kalacaktır. Size tavsiyem videoyu izledikten sonra kısa bir özet tekrar yapın ve hemen soru bankanızı açın.